InDesign Creative Suite 5 ile birlikte her gün çok sık yaptığımız işleri kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı geliştirmeler yapıldı. Özellikle de tasarım yaparken bir araçtan diğerine geçmeyi gerektiren işlemler üzerinde yeni gelen araçlar ve özellikler sayesinde çok daha kolay, çok daha hızlı işlemler yapmamız mümkün. Burada birkaç fotoğrafın bulunduğu bir sayfa görüyorsunuz ve bu sayfada InDesign Creative Suite 5 öncesindeki sürümlerde içeriği yeniden konumlandırmak için, çerçevenin içerisindeki fotoğrafı konumlandırabilmek için çift tıklamak, beyaz oku seçmek gibi birçok farklı yöntem ve işlem kullanılırken, şimdi Creative Suite 5 ile yeni bir özellik sayesinde hiçbir seçim yapmadan direkt olarak bir çerçevenin içerisindeki fotoğrafı konumlandırabilirsiniz. Dikkat edin, burada herhangi bir seçilmiş nesne henüz yok. Ve bir fotoğrafın üzerine geldiğim zaman o fotoğrafın tam ortasında, çerçevesine göre tam ortasında bir özel işaret, transparan bir yuvarlak çıkıyor. Bu content indicator. Böylelikle ben bu nesneyi hiç seçmeden direkt olarak tıklayıp sürükleyerek fotoğrafın kadrajına karar verebiliyorum. Bıraktığımda herhangi bir seçili nesne yok. Aynı şekilde bir diğer fotoğrafı da konumlandırmak üzere tıklayıp sürüklüyorum. Content Indicator, Creative Suite 5 ile birlikte gelen yeni, hızlı ve kolay konumlandırma, içerik konumlandırma aracı. Gördüğünüz gibi sayfa içerisinde herhangi bir aracı seçmeden direkt olarak çerçevenin içerisinde görünen Content Indicator sayesinde içeriği hızlıca ve kolayca konumlandırabildim. Content Indicator'ın bir diğer kullanımı da içeriğin seçilmesi için. Bir kere tıkladığımda direkt olarak içeriği seçiyor ve köşelerinden belki boyutlandırma ya da döndürme işlemi yapabiliyorum. Tekrar çerçeveye geri dönmek için klavyemden Escape tuşuna basarak çerçevenin seçilmesini sağlıyorum. Aynı Creative Suite 4 ve önceki dönemde metin çerçevelerinden çıkış gibi. Creative Suite 5'in bir diğer hızlandırıcı özelliklerinden, günlük olarak çok sık kullanılan özelliklerinden bir tanesi, bir çerçevenin döndürülmesi için rotate yapma işlemlerinin daha da kolaylaştırılması. Şimdi Creative Suite 5 ile birlikte çerçevenin köşesine gittiğinizde gördüğünüz gibi fotoğrafı rotate edebiliyorum. Bunun için ikincil bir araca gitmeme gerek olmuyor. Elma Z ya da Ctrl Z yaparak geri döndüm. Şimdi bu sayfadaki bu 4 fotoğrafı birlikte boyutlandırmak istiyorum. Böyle bir durumda InDesign Creative Suite 4 ve önceki sürümlerde bütün fotoğrafları seçtikten sonra gruplamam ve ardından bir işlem yapmam gerekirken InDesign Creative Suite 5 ile birlikte bu fotoğrafları Shift tuşuyla seçtikten sonra köşesinden tutup küçülterek ya da büyülterek hiç gruplamadan işlemimi yapabiliyorum. İşlemimi tekrar geri aldım. Normalde bir çerçevenin köşesinden tutup küçültme ya da büyütme yaptığınızda o fotoğrafın çerçevesi sadece küçülüyor. Yani içeriğiyle ilgili herhangi bir işlem yapılmıyor InDesign Creative Suite 4'te ve önceki sürümlerde. Creative Suite 5'te de bu şekilde çalışıyor. Fakat işlemimi geri alıyorum. InDesign Creative Suite 5 ile gelen yeni bir özellik sayesinde AutoFit dediğimde çerçeveyi fotoğrafla birlikte, içerikle birlikte ölçeklememe imkan veriyor InDesign. Böylelikle hem fotoğrafın çerçevesini hem de o çerçevenin büyütülme oranına, ölçeklenme oranına bağlı olarak içeriğinin de birlikte ölçeklendiğini görüyorum. İşlemi tekrar geri aldım. Yeni AutoFit özelliği, özellikle InDesign Creative Suite 5 ile birlikte yeni gelen Gap Tool aracıyla birlikte kullanıldığında çok işe yarıyor. Gap Tool aracı bir nesnenin üzerine geldiğimde bana herhangi bir işlem yapamayacağına dair bir işaret gösteriyor. Çünkü Gap Tool nesnelerle değil, nesnelerin arasındaki boşluklarla bağlantılı olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi iki nesnenin arasında durduğumda gri bir çizgi yardımıyla İki tarafa ok işaretleriyle nesnenin arasındaki boşluk sabit kalacak şekilde fotoğraf çerçevelerini yeniden konumlandırmama imkan veriyor. Şu an ben burada bulunan 4 fotoğrafı dikey bir aralıktaki boşluğa tıklayıp sürükleyerek yeniden boyutlandırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an ben sayfadaki 4 fotoğrafın da çerçevesini konumlandırıyorum.
Bu arada aradaki boşluk oranı korunuyor. Ve yeni AutoFit özelliğiyle birlikte mesela şu an sağa doğru küçülttüğümde sağdaki fotoğraflar yeniden ölçeklenirken sol taraftaki fotoğraflar yeniden büyütülerek orantılar korunmuş oluyor. Aynı şekilde bu işlemleri dikey olarak da yapmam mümkün. Bu sefer de diğer boşluğu tıklayıp sürükleyerek çerçeveleri yeniden boyutlandırıyor. Bu değişiklikleri sadece bir satırda, sadece iki fotoğraf için yapmak istediğimde Shift tuşuna basıyorum ve tıklayıp sürüklediğimde bu sefer sadece bu iki fotoğraf için bu değişikliğin yapıldığını görüyorum. InDesign Creative Suite 5 ile birlikte uzun süredir talep edilen bir özellik daha geldi. Bu da çerçevelerin kenar efektlerinin yapılması. Normalde InDesign Creative Suite 5 öncesi dönemde bu çerçevenin kenarlarını yuvarlatmak istediğimde obje menüsünden Corner Effects'e giderek işlem yapmam gerekiyorken InDesign Creative Suite 5 ile birlikte şuradaki sarı dikdörtgene bir kere tıkladıktan sonra köşelerde bulunan sarı elmasları tıklayıp sürükleyerek köşelerin canlı bir şekilde yuvarlatılmasını sağlıyorum. Eğer bu işlemi sadece bir köşe için yapmak istersem, o zaman Shift tuşuna bastıktan sonra sadece bu köşe için açıyı değiştirebiliyorum. Aynı işlemi bir diğer çerçeve için de yapmak istiyorum. Sarı dikdörtgene tıkladım ve hepsini istediğim değere getirdim. Bu arada getirdiğim değer görülüyor. Daha sonra Shift tuşuyla istediğim köşelerin daha farklı bir yuvarlaklık değerine sahip olmasını sağladım.